Gene kazanamadınız Orhan Bey. Hayret. Bütün hesaplarım doğru olduğu halde yüzde bir ihtimal çıkıyor, hep kaybediyorum. En iyisi bütün parayı kaybetmeden... bir dolaşayım, belki şansım değişir. Ne oldu? Şansın iyi gitmiyor galiba. Bir tur atıp öyle geleceğim. Belki bu uğursuzluk da üzerimden gider. Bu arada benim misafirim olarak gazinoda yemek yersen çok memnun olurum. Hem programı da seyretmiş olursun. Ben de memnun olurum. Ahmet. Orhan Bey'e gazinoda güzel bir masa verin, misafirimizdir. Baş üstüne patron. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Herhangi bir emriniz olursa ben dışarıdayım efendim. Garsonla haber gönderin, hemen gelirim. Peki, teşekkür ederim. Sayın misafirlerimiz, şimdi sizlere yepyeni bir şarkıcı takdim ediyoruz. Evet, karşınızda Nevin Sever. Nasılız bakalım? Kim bu kız? Yenilerden, çok mu hoşuna gitti? Böyle bir kızı beğenmeyecek adam ya kör ya da deli olmalı. Oyuna devam ediyor muyuz? Biraz odama çekilip istirahat edeceğim, sonra düşünürüm. Buyurun. İçeriye girebilir miyim? Memnuniyetle. Şarkınızı çok beğendim. Tebrik ederim. Beni de çok beğenmişsiniz. Odanıza gelmemi emrettiler. Fakat ben böyle bir şey söylemedim ki. Aldığım emir bu. İşte beyefendi, emrinizde. Fakat... Aldığım emri yerine getirmeye mecburum beyefendi. Yeni olduğum için bana böyle bir teklifte bulunabilecekler aklıma gelmemişti. Ama şimdi itiraz etmek için çok geç artık. Emir ne olursa olsun buraya gelmeye sizi nasıl mecbur ettiklerini anlayamadım. Gelmeseydim kovulurdum. Buradan da kovulunca bir daha iş bulmak zor. Niçin öyle olsun? Sesiniz fevkalade. Sizi istemeyecek bir lokal tasavvur edemiyorum. Bu işler zannettiğiniz gibi kolay olmuyor. Bu adamlar bir kere taktı mı... ses veya sanat kabiliyeti hiç para etmez. Peki sizi burada çalışmaya mecbur eden mi? Babam. Babanız mı? Allah Allah. Buna o sebep oldu ama anladığınız manada değil. Peki nasıl? Dramatik hikayemi anlatmakla canınızı sıkmak istemem. Lütfen anlatın, bilmek istiyorum. Annem ben çok küçükken ölmüş. Beni babam büyüttü. Müziğe olan kabiliyetimi görünce hemen konservatuvara yazdırdı. Bu sene mezun oluyordum. Ama... Evet. Babam amansız bir hastalığa yakalandı. Çalışamaz oldu. Üstelik doktorların verdiği ilaçlar çok pahalıydı. Bir kenarda babamın biriktirdiği paralar da bitti. Yaşaması için devamlı olarak o ilaçları alması lazımdı. Şarkı söylemekten başka hiçbir işe yaramazdım ben. Bir iki tane daha başvurdum. İşte buradayım. Seni bu gece beni memnun etmek için buraya gönderdiler değil mi? Evet. Peki. O halde hiç itiraz etmeden benimle gelin. Nereye? Kumar salonuna. Bu gece şansım pek yaver gitmiyor nedense. Bana şans getireceğinize inanıyorum. Hadi gidelim. Bu tarafta.
Bayanlar baylar, bankoda 3.000 lira var. Yok mu arttıran? Banko. Hayrola, bakıyorum buradan ayrılmıyorsun. Kaybettiklerimi telafi etmek için bir çare arıyordum. İşte buldum. Yeni uğrum yanımda durursa şansımı açacağına inanıyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Yine ufaktan başladınız Orhan Bey. Zamanı gelince büyütmesini biliriz. Bir kart verin siz lütfen. Bir kart daha. Yandı. Siz kart ister misiniz? Evet, bir kart. Bir daha. Bir de. Yandı. Para topladık. Sağ ol. Bu kadar para yeter. Öyle değil mi? Girebilir. Hoşçakalın. Hadi. Çok şanslıydın. Ne yapayım?